Herkese merhaba. Haber akışı ve makro gündem anlamında yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ve bayram haftasına giriyoruz. Bu hafta gerek yurt içinde gerek de yurt dışında önemli gelişmeleri takip ettik. Yurt dışından başlamak gerekirse aslında Perşembe günü itibariyle Amerika'nın büyüme rakamlarını karşıladık ki 4-5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan FED toplantısı açısından bu veri oldukça önemli bir veriydi. Amerika'nın ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda piyasa beklentisinin aksine %1.4 daralma gerçekleştirmiş oldu gelen veriye göre. Bu şu anlamda önemli. Özellikle 75 baz puan faiz artışının konuşulmaya başladığı bir ortamda agresif sıkılaştırıcı adımlarıyla FED Amerikan ekonomisini bir daralmaya itecek mi? Ki önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna savaşının da etkileriyle diğer taraftan Çin tarafında kapanmaların, Pekin tarafında kapanmaların yaşandığı, özellikle nakliye işlerinin, taşımacılık maliyetlerinin arttığı şu ortamda tedarik zincirindeki aksaklıklar kaynaklı enflasyonda yükselişin beklendiği bu dönem içerisinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonda yukarı yönlü eğilimi tetiklemekte. Bu anlamda da Fed'in 75 puan faiz artış beklentileri önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda Fed'i Amerikan ekonomisini bir çıkmaza sokacak mı? Bu anlamda oldukça önemli. Son toplantıda geçtiğimiz haftalarda 50 bas puanlık bir faiz artış fiyatlaması zaten Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına yansımış durumda. Ve haliyle 4-5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan toplantıda 50 bas puanlık faiz artışının kesin gözüyle bakabiliriz. Ama önemli olacak olan süreç bundan sonraki süreç olacak. Çünkü bilanço daraltmaya eş zamanlı olarak başlayacağını belirtmişti FED. Bu süreçten sonra atılacak agresif adımlar Amerikan ekonomisini bir daralma noktasına, ki şu anda da zaten bu sürecin içerisine girmiş bulunmakta, daralmayı daha da güçlendirir mi? Bu endişeler piyasalar tarafından da fiyatlanmakta. Veriyi genel olarak şu şekilde okuyabiliriz. Zaten enflasyondaki yükseliş seyrinin devam etmesini FED üyeleri de bekliyor. Diğer tarafta daralmaya başlayan bir Amerikan ekonomisi var. Hal böyle olunca resesyon kaçınılmaz oluyor. Artı önümüzdeki dönemde agresif faiz artışlarıyla birlikte işsizliğin de yükselme ihtimali piyasalar tarafında stagflasyon endişelerini yeniden ön plana çıkartmış durumda. En son stagflasyon 1970 dönemlerinde yaşanmıştı ve bu süreçte geçmişteki Fed'in sıkılaştırıcı para politikaları uyguladığı dönemlere baktığımızda da 11 sıkılaştırıcı para politikasının 7'sinin resesyonla sonuçlandığını zaten biliyoruz. Hal böyle olunca Amerika büyümeyi mi tercih edecek, enflasyonu kontrol altına almayı mı tercih edecek, merak konusu. Ama baktığımızda pandemi dönemiyle ortaya çıkan birikmiş talebin etkisi zaten şu an azalmış durumda. Ancak maliyet kaynaklı enflasyon etkileri hala devam ettiğinden enflasyon önümüzdeki dönemde güncelliğini korumaya devam edebilir. Tabii ki büyüme tarafındaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Piyasalarda uzun bir zamandır zaten Fed'in agresif para politikalarına geçeceği beklentisi fiyatlanmakta. Aynı zamanda bilanço döneminde olmamız nedeniyle geçtiğimiz günlerde Nasdaq, S&P, Dow Jones bütün endekslerde, dünyadaki aslında sadece Amerika değil, dünyadaki bütün endekslerde satıcılı seyir hakimken hafta sonuna doğru biraz daha tepki alımlarının ön plana çıktığını görmüştük. Ancak bugün Cuma günü itibariyle gelen Amazon ve Apple'ın beklentileri aşamaması neticesinde, piyasa beklentisinin altında kar rakamları açıklanması neticesinde yeniden satıcılı bir seyir ön plana çıktı. Bu volatilitenin FED toplantısına kadar devam etmesini öngörüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde FED bir önceki toplantıda Bullard'dan gelen açıklamalar geçtiğimiz haftalarda 75 bas puan faiz artırımının çok da dünyanın sonu olmadığı yönündeydi. Bu zaten piyasalarda satışın biraz daha momentum kazanmasına neden olmuştu. Haliyle bu toplantıda bu gelen veri sonrasında daha güvercin algılanabilecek FED görme ihtimalimiz mümkün. Çünkü FED burada beklentileri, enflasyon beklentilerini yönetmek için biraz daha güvercin bir tutum sergileyebilir. Piyasa tarafına dönecek olursak, yurt içi tarafta uzun zamandır zaten pozitif ayrışmanın devam ettiğini görmekteydik. Sadece bu hafta itibariyle, geçtiğimiz hafta kapanışla birlikte bu haftada satıcılı seyir ön plana çıkmıştı. Hafta sonuna doğru
bir miktar kayıplar telafi edildi. Uzun süreçte endeks tarafına baktığımızda enflasyondan korunma amaçlı yatırımcı tercihlerinin hisse senetleri tarafına kayma ihtimalinin fiyatlanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada özellikle bu düzeltme ne kadar kalacak? Burada tabii ki Fed'in açıklamaları önemli olacak ama düzeltmenin devamı halinde burada 2400 seviyeleri endekste destek bulabilecek seviyeler olarak ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması halinde de 2350 ve 2280 seviyeleri endekste destek olabilecek seviyeler. Yükselişlerin yeniden momentum kazanabilmesi için 2475 ve 2510 seviyeleri yakından takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak ki 21 günlük hareketli ortalama da zaten şu anda 2400 seviyelerinden geçmekte ve bu seviyelerin korunması şart. Uzun bir süreden sonra zaten pandemiden çıkışla birlikte sektörel ayrışmaların olduğunu görmüştük. Burada önümüzdeki dönemde özellikle gıda perakendeciliği, ulaştırma ve bankacılık hisselerinin bir miktar daha endeksi pozitif yönünü taşıyacak hisseler arasında olduğunu görebiliriz. Kripto varlıklar tarafına dönecek olursak da uzun zamandır aslında S&P ve Nasdaq ile korelasyonların arttığını görmekteyiz. Kurumsalların talepleri de artmakta. Burada Goldman Sachs'tan bugün gelen bir açıklama vardı. Goldman Sachs Bitcoin teminatlı ilk kredisini verdi ki bu oldukça önemli bir haber. Kurumsalların da artık daha piyasanın içinde aktif olmaya başladığı ve önümüzdeki dönemlerde zaten uzun bir zamandır enflasyon hedge olarak çalışabilecek mi kripto varlıklar bunun beklentileri fiyatlanmaktaydı. Yükselen enflasyon karşısında kurumsalların talepleriyle birlikte kripto varlıklara olan talebin de arttığını görebiliriz. Ama şu anda bütün riskli varlıklarda olduğu gibi korelasyonların da güçlü olması nedeniyle kripto varlıklarda da bir satış ön plana çıktı. Burada kripto varlıklar önümüzdeki dönemde biraz daha diğer riskli varlıklardan pozitif ayrışabilir. Saymış olduğum nedenler aracılığıyla birincisi enflasyon hedge olması, ikincisi altın ile ilişkisine baktığımızda da altın ETF'lerine kısmi olarak bir talep var şu anda. Ancak daha önceki hareketlere, fiyat hareketlerine baktığımızda da ETF'lerde satışların ön plana çıktığı dönemlerde kripto varlıklara talebin arttığını gözlemlemiştik. Burada özellikle kriptoların gideceği yön açısından altın ETF'lerinin yönünü takip etmekte de fayda var. Diğer taraftan Amerika'dan da bir açıklama geldi. Texas, Amerika'da Bitcoin madenciliği yapacak ilk eyalet olarak ön plana çıktı. Diğer taraftan Orta Afrika tarafında da Bitcoin resmi para olarak ilan edildi. Bu gibi haber akışının artmaya devam etmesi ve enflasyon endişeleri kripto varlıklara olan talebi bir miktar daha artırabilir. Ama önemli olacak olan şu anda bu bir para döngüsü olduğu için Fed'den gelecek açıklamalar olacak. Stagflasyon endişeleriyle Fed burada biraz daha frene basmak isteyebilir. Ancak uzun vadede dolar pozitif yönlü beklentilerimizi korumaktayız. Bu anlamda 4-5 Mayıs tarihinde ki bizde bayram olduğu için piyasalar kapalı olacak. Fed'i takip ediyor olacağız. Herkese şimdiden iyi bayramlar, iyi hafta sonları.